Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün kızımız şöyle kahverengi takımıyla çıktı karşınıza. Kahverengi eteğimiz, bluzumuz kahverengi. Şöyle kısa kollu. Bandamız da var. Kahverengi. Her şeyimiz kahverengi bugün. Ama ben pembesiyle, pembe renkli anlatacağım. Önce eteği anlatacağım, sonra da bluzu. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunun ipimle 33 tane zincir çektim. Bir anda unuttum kaç tane çektim. 33 tane çektim. Siz de ipinizin kalınlığı, inceliği fark edeceği için zinciri çekip belini ölçün. Yani denk geldiğini görünce ondan sonra devam edersiniz. Evet, 3 tane zinciri çektikten sonra 33 tane şöyle bir tane daha çekelim. 34 tane olsun. Çünkü şöyle 2 tane geriye geleceğim. Trabzan yapmak için. 1, 2. Evet, 2. Üçüncüye batıyorum. 2 tane geri geliyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle trabzan yapacağım hanımlar. Başa kadar. Bu sıramız böyle trabzan olacak. Çok kolay bir model. Yani en fazla 10 dakikanızı alacak. Yani şu arası biraz zaman alabilir ama bluz 10 dakika alabilir. Bu biraz daha bir yarım saat falan sürebilir. Çünkü su taşı örneği yapacağız. Eteğin boyunu siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapın. Bu şekilde trabzanların başa kadar gidip döneyim. Evet hanımlar, bakın trabzanların başa kadar ördüm. Şimdi şurada 5 tane zincir çektim, geri döndüm. Bir tane bırakıyorum. Bakın bir tane bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu arada bu ipi de şu alttaki ipi buraya çıkarttım. Burada kaybetmeye devam ediyorum. Biraz uzun bırakmışım. Onun için hemen kaybolmadı. Evet, şimdi bakın. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz hanımlar. Bir tane bırakıp ikinciye batıyoruz. Bir, iki zincir çektim. Birini bıraktım, ikinciyi. Bu sıramız da böyle başa kadar devam edecek. Hızlı geçiyorum buraları. Aslında ikisini de anlatırım ama sıkmamak için ayrı ayrı videolarda anlatmak istedim. Çok zaman alacak bir şey değil ama yine de sıkılmamanız adına diğerini başka zaman anlatacağım. Şimdi eteği anlatıyorum. Bu şekilde başa kadar gideyim. Zaten az kalmış ya. Neyse, devam edeyim ben. Çok az kalmış. Evet. Sondan bir önceki. Evet, en son yaptım. Bitti. 2-3 tane zincir çektim, geri döndüm. Şöyle kafeslerimiz oluştu. Şimdi bu kafeslerin içine şu su taşlarını örmek için yuvalar yapacağız. Bakın şöyle ikişer tane kafeslere yuva yapacağız. Zincirimi çektim. 3 tane geriye döndüm. Hemen bakın şimdi buraya yuva yapacağım buraya. Şöyle ikili çektiğim trabzan. Hiç zincir çekmiyorum burada, bakın. Sadece şu aynı yere battığım zaman zincir çekiyorum, iki tane. Bakın bir battım şimdi bu boşluğa. Buraya hemen zincir çektim, iki tane. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu defa zincir çekmiyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Şimdi zincir çekiyorum. İki tane.
aynı yere tekrar batıyorum. Ya bu dediğim gibi çok kolay. Herkesin yapabileceği, hele tadıtan herkesin yapabileceği bir model. Kafa karıştıracak bir şeysi yok. Gayet basit. Bu şekilde başa kadar devam edeceğiz. Bakın V şeklinde şöyle yuvalar oluşturuyoruz. Pembeyle de güzel oldu. Keşke önce pembeyle öreymişim. Neyse sonunda bitince gösteririm. Giydiririm gösteririm. Sonuna kadar izlerseniz görürsünüz pembeyle nasıl olduğunu. Devam ediyorum. Ay burada zincir yok. Bu şekilde devam edip başa kadar geleyim döneyim. Evet bakın aynı şekilde örerek başa kadar geldim. Şimdi hanımlar artık diğer ucu alıyoruz. Döne döne yapacağız. Bundan sonra. Şimdi burada zincir çekmiştik. O zincire şöyle bir geçiş yapıyorum. Birleştiriyorum burayı. Şuradan yuvaya da geçiş yapıyorum. Bundan sonra bu arada bu zincirimiz olmayacak. Yuvarlak döneceğiz devamlı. 2, 3. Şimdi bundan sonra hanımlar bakın şöyle ikişerli iki tane yapmışım şeyini trabzanları. Şimdi buradaki zincirimizi de sayıyoruz. Onun için buraya bir tane batıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçtim. İki zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Hep çift çift batıyor. Trabzanlarımız hep iki tane. Hiç yani fazla olmayacak. Şimdi zincir çekmeden hemen diğer yuvaya geçtim. Kızım bunu çok sevecek. Pembe simli. Çok seviyor pembeyi. Ayrıca bir de simi de var. Çok mutlu olacağına inanıyorum. Zehracığım bu senin için. Şu edema da kırmızısını yapacağım bakalım. Şu anda kırmızı ipim yoktu. Onun için kahverengiyle çıkardım. Evet. Bu şekilde hanımlar sıramızı tamamlayıp dönelim. Sonuna geldim hanımlar. Son iki trabzanı da yapıyorum. Diğer sıraya geçeceğim. Şimdi bakın burada yaptım iki tane trabzan. Hiç zincir çekmeden hemen diğer tepesine geçiş yaptım. Bir de bunun içine geçiş yapıyorum. Devam ediyorum. Üç zincir çekiyorum. Bu hep böyle devam edecek bundan sonra hanımlar. En son bir de kıyı yapacağız, bitecek. Dediğim gibi bu kadar basit bir etek modeli, su taşı örneği dediğimiz örnekten etek yapıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Ya bu şekilde istediğiniz boya gelene dek örün. En son şöyle bir kıyı yapalım. Başka da yapacak bir şeysi yok. Bu şekilde hanımlar. Bunu kaç sıra örmüşüm bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm. 8. de kıyı yapmışım. Yani şu sıra değil, şu su taşları. Bu 8. Burada da 1, 2, 3 sırada burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplam 11 sırada bitmiş eteğimiz. Bu dediğim gibi zaten kısa bir etek. Yani dizlerini üzerinde. Uzun değil yani modeli kısa. Onun için şimdi ben de bunu biraz öreyim. En son kıyısını nasıl yaptığımı göstereyim. Bu kadar. Ondan sonra
Diğer videomu da artık ne zaman çekerim bilmiyorum. Şu üstünü. Üstü de çok kolay yani. En fazla 10 dakika mı alacak bir şey yani. Çok çabuk bitiyor. Bu şekilde devam ediyorum ben. Bir 6-7 sıra örüp döneyim. Evet hanımlar bakın. Ördüm bu kadar. Şunlarla birlikte toplamda 10 sıra ördüm. Şimdi 11. sırayı son sıra olarak yapacağım. Onu da çok kolay yine. Şöyle kaç tane diyelim? 5 tane doldursak yeterli sanırım. Sadece şöyle sık iğne, pardon, trabzan 2, 4, 5 tane yaptım. Zincirle birlikte 6 tane oluyor. Şu şeyine bakın. Şurada arada boşluk var ya. Oraya batıyorum. Şöyle. Tekrar tığımı ip aldım. Diğer yuvaya geçtim. 2, 3, 4, 5. Şimdi bakacağım 5 tane mi güzel duruyor, 6 tane mi? 6 tane çok olursa 5 tane yapacağım. Şu bunu da batayım. Ona göre bakalım. Yok. Çok gibi duruyor. Evet. 5 tane iyi. 5 tane yapalım. Çünkü ben ipim kalın olduğu için ve şey 6 tane çok geldi. 2, 4, 5. Evet. 5 tane iyi. 5 tane yapalım. Daha düzgün duruyor. 5 tane olunca. 6 tane olunca çok dağılıyor. Gerek yok yani 6 tane. İpiniz inceyse eğer siz 6 tane yaparsanız. Bu şekilde 2, 4, 5. Evet. Sık iğne yapıyorum. Bu araya diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da yine 5 tane dolduruyorum. Son sıramız 2, 4, 5. Tekrar battım ve kapattım. Bakın bu şekilde olacak hanımlar. Yani bu kadar basit bir şey. Bu şekilde etrafını dolanıp geleyim. Sonuncuya geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dolgumu yaptım. Şimdi buraya geçiş yapıyorum. Bir de şurayı ilk başlarken aslında buradan başlamam gerekiyordu. Buradan zincir çektiğim için şimdi burayı şöyle bir aşağıya alıyorum. Evet, bu kadar basit hanımlar. Gördüğünüz gibi eteğimiz bitti. Şimdi bebeğimizi giydirelim bakalım nasıl olmuş. Bakın kızımız eteğini giydi. Nasıl olmuş? Güzel oldu değil mi? Bununla daha güzel oldu. Altta kahverengi görünüyor ama o da kahverengiden çamaşır örmüştüm de o görünüyor. Evet. Bu şekilde arkası da böyle hanımlar. Bak bu arkasını böyle hani bir iki sıra gidip geldik ya. Buraya şuradan çıt çıt dikmek için böyle bıraktım. Çünkü beline oturduğu için böyle açık yapmasak girmez beline. Buraya açık yapıyoruz, çıt çıt dikiyoruz buraya. Diğerini ben ip yaptım şöyle. Yani siz de artık isterseniz ip yaparsınız, isterseniz çıt çıt dikersiniz. Bu şekilde hanımlar bakın çok şık oldu bebeğimizin eteği. Dediğim gibi çok da kolay. Yapın renk renk çocuklarınızı mutlu edin. Evet. İşte bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde bluzun yapılışını anlatacağım inşallah. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bluz anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.